Sevgili seyirciler, Karahisar TV ev sahipliğinde seçime doğru programımızda ikinci bölümdeyiz Saffet Acar'la birlikte. Saffet Başkanım, siz pek çok meziyetiniz vardı. Bir de sesiniz çok güzel. Bunu ilk ne zaman anladınız? Ve orada bir musiki derneği bildiğim kadarıyla çalışmaları var. Sizin belediye başkanlığınızdan sonra onlar ne oldu, ne aşamada? Efendim, ben müziği seven birisiyim. Lise çağlarında Eskişehir'de okuduğum dönemlerde musiki derneklerine gittim. Daha sonra 10 yıl Türk sanat müziği söyledim sahnelerde. 5 yıl Türk sanat müziği koro şefliği yaptım. Ben müziği çok seviyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 10 yıl boyunca bütün Dinar'da bayanlarımızı topladım. Onlara konser verdim. Yine 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, ben öğretmenlerimizi çok seviyorum. Öğretmenler Günü'nde bunların hep yemekli bir şekilde bütün öğretmenlerimi topladım, onlara konserler verdim. Yine 3 Aralık Engelliler Günü var. Altı Nokta Körler derneklerini topladım. Onlar biliyorsunuz ki müziğe yatkın insanlardır. Gözleri görmez ama keman, kanun güzel çalarlar. Onlar arkamda icra ettiler, ben söyledim. Benim için Türk sanat müziği olmazsa olmaz. Ama onun yanında 2 yılda müezzinlik yaptım. Uzun yıllar ses eğitimi aldım. Şan eğitimi aldım. Dolayısıyla sosyal ve kültürel anlamda Dinar'da bir şeyler de kattım. Sizden sonra devam edebildi mi? Etmedi. Şu anda derneğimiz var ama yine arkadaşlar bir şey yapmaya çalışıyorlar. Türk halk müziği dalında yapıyorlar. Türk sanat müziğinde şu anda yok. Ama inşallah vakit olursa, ona da bir zaman bulursak onu da yapacağız. İnşallah. Eski otomobillere karşı bir ilginiz var. Klasik otomobillere karşı ilgim var. Daha doğrusu insanlar beni böyle görüyor ama ben tırnaklarımla geldim. Ben uzun yıllar şoförlük yaptım, taksicilik yaptım, kamyonculuk, otobüsçülük yaptım. Dolayısıyla babam çiftçiydi. Şu anda babamın kullandığı traktörlerin revizelerini yaptırıyorum. Aslına uygun. Tabii 50-60 yaşlarında bunlar. Yine taksicilik yaptığım zamandaki 56 model Chevrolet, 65 model Ford, 54 model Jeep gibi bir sürü araçlar var. O yıllarda o ekmek teknelerimi Amerika'dan nasıl o gün çıkmış ise aslına uygun var. Kamyonculuk yaptım, Mack tırlar var, Ford kamyonlar var, araç kamyonlar var. Cumartesi günleri ben her birisine biniyorum. Benim için o büyük bir keyif oluyor. Devlet Bahçeli ile burada aynı özellikleri taşıyorsunuz. Bilemiyorum, hayır, ben onun özelliğinde değilim. Peki, siz üniversite okurken anladığım kadarıyla hiç ailenizden para almadınız. Efendim, ben üniversiteyi gece okudum, gündüz çalıştım. Hiç sene kaybımda yok. Gündüzleri servislik yaptım, taksicilik yaptım, ambulansçılık yaptım, gazetecilik yaptım, şoför okulu çalıştırdım. O dönemlerde hem aileme katkı hem de hakikaten iyi de paralar kazanmışım ki Boulder'inde yaşadım. Yani herhangi bir maddi açıdan sıkıntım olmadı. Evet. Sizler başkan. Sayın Başkanım, Afyonkarahisar'la ilçeler arasındaki ilişkiler zaman zaman tartışma konusu olur. Burada da özellikle Dinar ve Emirdağ ilçelerimiz bu tartışmalarda öne çıkar. Dinar'ın Afyon'la ilgili bir sıkıntısı var mı? Afyonkarahisar'la bağlarında bir zayıflama ya da gevşeme gibi bir durum söz konusu mu? Siz Dinar'da söz sahibi olan bir insan olarak, gerçek bir Dinar olarak bu konuda neler düşünüyorsunuz Sayın Başkanım? Efendim, şunu söylemek istiyorum. Afyon ve Emirdağ'ın sıkıntısı şu. Afyon'dan milletvekili seçilir. Nedense seçildikten sonra ne Dinar'a ne Emirdağ'a uğramaz ve de hiçbir faydası da olmaz. Bu bugünün işi değil. Çok eski yıllardan gelen bir bana göre olumsuzluk diyeyim. Ben belediye başkanı oldum. Afyon'la Dinar'ı sürekli entegre etmeye çalıştım. Şu anda bir problem yok. Ben, yani Afyon bizim ilimiz. Biz Afyon'a bağlıyız. Dolayısıyla biz her şeyimizi, bütün resmi işlerimizi Afyon'dan yapmak zorundayız. Dinarlı her gün Dinar'dan minibüsler kalkar,
Afyon'a. Şu anda Afyon'la ilgili bir sıkıntı Dinar özelinde yok. Ve inşallah milletvekili olursak daha bunu pekiştirmeye çalışacağım. Yani sadece Dinar değil, Afyon'un 18 ilçesi var, 17 bir de merkez, 18 ilçesi var. Mutlaka birlik beraberlik olmalı. Yani ben Afyon Karahisarlıyım diyebilmeli. Mevcut milletvekiliniz var zaten AK Parti'den, Dinarlı Ali Bey. O da mı Dinar'a uğramıyor? Biraz önce konuşmanızda. Vallahi uğruyorsa da ben görmüyorum. Çok enteresandır. Ben 10 yıl belediye başkanlığı yaptım. Bir gün benim belediyeme bile gelmedi. Milletvekiliyken? Evet. Başka gelen AK Partililer var mı? Yok. Neden bu kadar rigid olundu? Ama yani ne demişler, yiğidi öldür hakkını yeme. Burcu Hanım çok geldi. Onu da söyleyeyim. Milletvekili. Artık milletvekili olduktan sonra ne yapması lazım? Şu rozeteyi çıkaracak. Ben milletin vekiliyim. Yani ben X partisinin, Y partisinin milletvekili değilim. Afyon milletvekili. Afyon Karahisar'ın milletvekiliyim. Bunu söyleyecek. Siz seçilirseniz öyle mi olacaksınız? Efendim ben seçildikten sonra bütün ilçelerimi gezeceğim. Bütün belediye başkanlarına gidecek misiniz? Bütün belediye başkanlarına gideceğim. Hiç ayırt etmeden. Çünkü belediye başkanının da ben 2009'da belediye başkanı oldum. Olduğum sahneye rozetimi çıkardım, koydum. Belediyeme gelen hiç kimseye sen hangi partilisin diye sormadım. Sormam da çünkü orada yaşayan herkes o belediyeye sahiptir. Ben herkesin belediye başkanı oldum orada. Dolayısıyla siyaset bana göre seçim günü yapılmalı, ertesi gün bitmeli. Maalesef bizde bu devam edip gidiyor. Ben değişik partiden olduğum için çok zarar gördüm. İnşallah milletvekili olursam hiç kimsenin zarar görmesini istemiyorum. Hangi parti olursa olsun tüm hem belediyelerime hem sivil toplum kuruluşlarına gideceğim ve 18 ilçeyi tamamen gezeceğim. Onu bir periyot haline getirip gezeceğim. Çünkü nedeni şu. Milletvekili arkadaşlarım çıkıyor, milletvekili her şeyi yapar. Milletvekili bir şey yapamaz. Milletin vekilidir. Milletvekili milletten aldığı şeyin takibini yapar. Ne yapacağım ben? Benim projem şu. İnşallah aday olduğum zaman da onları konuşacağız sizlerle. Burada Afyon'un problemleriyle ilgili ben çalışmamı yaptım. Dosyalar halinde Afyon'un problemleri de var, çözümleri de var. Fakat bunu çözecek olan, bu problemleri dile getirecek olan kişi milletvekili değil. İlgili birim, ilgili kuruluş, ilgili STK. Buraya geleceğim, nedir problem? Atıyorum turizmle ilgili problem var. Nedir? Mermerle ilgili problem var. Bütün mermercileri toplayacağım. Oda başkanlarını da getireceğiz. İlçe il başkanımı da getireceğim. Burada akademik bir şekilde bu dosyayı hazırlatacağım. Yani problemler ortaya konacak. Bu problemler bilimsel bir şekilde dosyalanacak. Dosyada milletvekilinin koltuk altına verilip il başkanıyla beraber hangi enerji bakanı mı ilgilendiriyor? Ulaştırmayı mı ilgilendiriyor? Yoksa Sağlık Bakanlığı'nı mı ilgilendiriyor? İlgili bakanlığa gidecek. Milletvekilliğin görevi bu talebi ilgili yere ulaştırmak, sonuna kadar da takip etmektir. Değilse milletvekili buraya ben otel yaptıracağım, köprü yaptıracağım. Yok öyle bir dünya yok abiciğim. Evet. Öyle bir yetkisi, öyle bir lüksü yok. Evet. Millet İttifakı iktidar olursa muhalefette olan milletvekilleriyle hangi sıklıkla bir araya geleceksiniz? Çünkü biz şu anda Afyon'da bunu özlüyoruz. Mevcut iktidar milletvekilleriyle, muhalefet milletvekilleri bir araya gelmiyorlar. Hangi sıklıkla bir araya geleceksiniz? Bunu da bir taahhüt olarak alalım. Ben bunlarla rutin bir şekilde bir ayda mı olur, iki ayda mı olur mutlaka hangi parti olursa olsun Afyon'dan 6 tane milletvekili olacak. 6 milletvekili arkadaşımla bir abi pozisyonunda bunları bir araya getirmeye ve de Afyon'un problemlerini birlik ve beraberlik içinde çözmeye davet edeceğim. İnşallah bu birlik ve beraberlik örneğini belki Türkiye'de ilk defa Afyon Karahisar'da yapacağıma da inanıyorum. Kim olursa olsun. Benim bu yaşımda hayatımda hiç kimseye küsmedim. Kimseye kin duymadım. Benim öyle güzel bir yapım var. Bu Afyon Karahisar'a kim ne yaparsa vallahi elini değil, yeminle söyleyeyim ayağını bile öperim. Yeter ki Afyon Karahisar'la ilgili gelsin bana da görev değil, emir versin. Ben de ona sonuna kadar destek olacağıma söz veriyorum. Ömer Bey.
Şimdi sizden önceki konuğumuz dedi ki Afyon'dan AK Parti 4 vekil çıkartacak. Bir CHP, bir de MHP çıkartacak. İyi Parti vekil bile çıkartamayacak. Barajı da geçebilecek dedi. Siz hem Afyon Karahisar milletvekili adayısınız hem de genel başkan danışmanı olarak Ankara'da da İyi Parti'nin merkezinde, mutfağında bulunan birisi olarak hem Afyon'da hem de Türkiye'de nasıl bir seçim olacak ve İyi Parti nasıl bir sonuç alacak? O değerli arkadaşım doğru söylemiş ama ters söylemiş. İyi Parti 4 tane alacak, onlar birer tane alacak. Kim birer tane alacak? Geri kalan partiler bilmiyorum. Dördü bizim de gerisi kim olsun olsun. Efendim biz alırız. Gerçekten çok iyi gidiyoruz. Cenab-ı Allah utandırmasın. 14 Mayıs Afyon'una bir dönüm noktası olacak. Türkiye'de bir dönüm noktası olacak. İnşallah bu ucube sistemden kurtulmanın tek yolu da 14 Mayıs. Genel Başkan size Afyon'da kaç çıkartırız derse sakın ha 4 çıkartırız demeyin. Yani biraz kusura da bakmayın akıl veriyor gibi olmayayım da rahmetli Süleyman Demirel Afyon heyetini toplar. Nuri Yavuz da aday olacaktır. Mehmet Hancıoğlu'na sorar. Afyon kaç çıkartacak? İşte 5 çıkartacak. Nuri Yavuz'a sorar. 5 çıkartacak. Nuri hakikaten 5 çıkartır mı? 5 çıkacak. Ondan sonra Nuri Yavuz yanılmıyorsam 5. sırada kendisini görür. Tabii 5 çıkmaz. Siz biraz daha temkinli konuşun. Bunun aynısını Mesut Yılmaz Antalya'da yaptı. Vekile sordu kaç çıkartır. Şu işte böyle bir sayı verdi. Tamam sen oraya kendini yaz. Demek ki soruyu yenileyelim yoksa 4'te ısrarlı mısınız? Israrlıyım. Efendim ben böyle istersen milletvekili olayım. Eksik veya... kaldı o soru biraz. Genel olur. Anlamda da yani ben Afyon Karahisar'ı seviyorum. Bu Afyon Karahisar'ın da bir evladıyım. Benim üzerime ne görev düşüyorsa, ne durumda olursam olayım, ben 24 saat tüm Afyonların hizmetindeyim. Bundan da büyük keyif alıyorum, zevk alıyorum. Bir işe yarayabilmenin de gerçekten zevkini yaşıyorum. Peki ben Ertuğrul'a dedim ama Ertuğrul'a dönmeden bir şey daha diyeyim. Genel Merkez'den, Genel Başkan'dan konuşmuşken. Genel Başkan'la çok uzun zamandan beri bir aradasınız. Genel Başkan'ın danışmanısınız. Bu herkese nasip olmaz. Genel Merkez'de yeriniz var. Peki bu yarışa siz diğer aday adaylarına rağmen göre 1-0 önden mi başlıyorsunuz? Efendim siyasette 24 saat diyordu ama 1 saat bile her şeyi değiştiriyor. Ben şimdi onu burada söylemeyeyim. İnşallah bir temayül olacak ama temayül her şey değil biliyorsunuz. Temayülden sonra bir mülakat var. Mülakatta temayül milletvekili olabilmenin kriterlerinden bir tanesidir. Anket ve temayül aynıdır. Anket ve temayül milletvekili olabilmenin kriterlerinden bir tanesidir. Dediğim gibi 9'unda YSK'ya verilecek. Onun da biz bakacağız. Yani karneye bakacağız. Okuldan mı atıldık yoksa bütünlemeye mi kaldık yoksa sınıfı geçtik mi diye. Şimdi başkanım siz daha önceden diğer siyasi partilerin veya siyasi kişilerin size karşı çeşitli tezgahlar ve oyunlar kurduğunu söylediniz. Biz de bunların birçoğuna şahidiz. Hakikaten de oldu. Birçoğu daha doğrusu siz iddia ettiniz. Bunu yalanlayan da olmadı. Bunun devamı da oldu. Fakat benim gördüğüm şu anda İyi Parti'de de bu tür siyasi oyunlar çok oynanıyor. Özellikle sizin üzerinize doğru oynanıyor. Yani biraz önce Mahmut Koçak'tan bahsetti. Yani Mahmut Koçak, Saffet Acar buraya ağır gelir. Bunlar aday olmasın veya aday olurlarsa da arka planda kalsın diye. Sizin yıllarca beraber yol yürüdüğünüz İbrahim Acar, ben İbrahim Acar bildim bileli, Saffet Acar milletvekili olsun diye çırpılmış bir insandır. Bugün karşınızda o da muhtemelen aday adayı. Yine çırpılmaya devam ediyor. Yani ne oldu? Birilerine ağır mı geldiniz? Şimdi Ertuğrul Bey, benim bir yapım var. Elin ne dediği değil, benim ne yaptığım çok önemli. Bir daha söylüyorum. Elin ne dediği değil,
benim ne yaptığım çok önemli. Ben doğru yolda iyi şeyler yapıyorsam inan hiç ilgilenmem. Bakın o tür şeylerle hiç ilgilenmiyorum. Hiçbir aday adayı hakkında da konuşmuyorum. Herkes yerinde sağ olsun. Ha, aday aday olarak çıkan arkadaşlarımızla kutluyorum. Yani bu da bir cesaret işidir. Bu taşın altına elini koyan insan demek ki herhalde Afyonkarahisar'ı satmak için gelmiyor. O da bir şeyler yapmak için geliyor. Nasiptir bu. Kim olursa da olsun ben onun yanındayım. Arkasındayım, emrindeyim. Afyonkarahisar için. Evet, yani size karşı bir şey olduğunu hissediyor musunuz? Bilemiyorum. Evet, bilemiyorum. Bilemiyorum. Dedim ya siyasi bir cevap oldu. Pek biraz bir fazla siyasi oldu. Pek de ilgilenmiyorum. Yani Hakan Bey'le de röportaj yaptık. O da şey dedi. Aleyhimdeki bütün dedi dedikoduları dedi hep kendi partimden çıktı dedi. Onunla ilgili başka şeyler de yani. Bilmiyorum yani. Siyaset böyle bir alan yani maalesef. Şimdi efendim siyaset aslında iyi bir bilim dalıdır. Biz kendimiz pis politikalarla siyaseti kirletmeye çalışıyoruz ama bu böyle olmamalı. Siyaset kirlenmemeli. Politikalar dürüst olmalı. Açık olmalı, net olmalı. Ben bunun yanındayım. Ben bu saatten sonra da pek değişemem. Sezer Başkanım. Başkanım, bu kirli politikalarla mücadele etme mecburiyetindesiniz siyasette olduğunuz zaman da. Yani biraz önce Ertuğrul abinin açtığı şeyi siz kapattınız ama hepimiz de biliyoruz az çok kamuoyu da bunların farkında. Bunlarla ilgili hiç yorum yapmak istemiyor musunuz başkanım? Vallahi herkes yerinde sağ olsun diyorum. Ne diyeyim? Ben doğru bildiğimden şaşmıyorum. Çıktım yola. Cenab-ı Allah nasip eder Afyonkarahisar'a hizmet ederim. Nasip etmezse yine üzerime ne görev düşerse yaparım. Ben sanayiciyim. Benim bir tek amacım var. Acaba 3-5 tane çocuğa nasıl ekmek veririm diye. Paylaşmasını bilmek lazım. Halbuki ben yanlış anlaşılmasın malı mülkü satsam giderim ne var o kur korumalıya. Yatırım paramı giderim tatilimi yaparım. Torunlarıma bakarım. Amaç o değil abi. Biraz önce de söylediğim şey paylaşmasını bilmemiz lazım. Herkes paylaşacak. Herkes paylaşacak. Yani kimse öbür dünyaya götürmemiş. Bunu ben belki daha önce Güz Bey'e söylemişimdir. Rahmetli annem güzel bir sözü vardı. Annemin maaşını alıyorum, zarfın içerisinde eve götürüyorum. Anne maaşını diyorum. 15 gün sonra aynı maaşı yine zarfa koyup yine götürüyorum. Belediye başkanlığından önce. Belediye başkanı olunca ben günleri sapıtmışım. 3 gün mü 4 gün sonra anneme gittim. Anne maaşını getirdim. İçeri gelir misin dedi. Geldim. Oğlum sen beni hep kandırmışsın dedi. Ben bir ayda kaç kere maaş alıyorum dedi. Ben de anne dedim ya sen babamdan kalan yerleri dağıtıyorsun. Bize bir şey bırakmıyorsun. Maaşları dağıtıyorsun dedim. Hani üste çıkacağım ya. Ah oğlum dedi. Ne yapacağım parayı? Ahirette kuyumcu mu olacağım dedi. Annem 93 yaşında öldü bir şey götürmedi. Abi kuyumcu olacak halimiz yok. Paylaşmasını bilmemiz lazım. Dolayısıyla biz üzerimize düşen görevi layıkıyla yaparsak zaten mesele kendisine biter abicim. Peki Saffet Acar siyasette olmasaydı, sanayici olarak devam etmiş olsaydı? Belki bugünün 10 misli olurdum. Hele değişik partiden siyasette olduğum için ben yatırımcı birisiyim. Bir de inovasyonu çok seven, uçuk projeleri çok seven birisiyim. Yani herkesin yaptığını değil, herkesin yapmadığını yapmaya çalışan birisiyim. Dolayısıyla yani kafamda hala daha çok muazzam işler var. Muazzam işler var. Zamanım el verdiği, sağlığım el verdiği, ömrüm el verdiği sürece onları da yapacağım. Herkesin yaptığını herkes yapar. Önemli olan inovasyon yaratmak, herkesin yapmadığını yapmak. Ben bir projem vardı. Belediye başkanıyken Sayın Güz Bey ve Ertuğrul Bey çok iyi bilirler. Azami bir projem vardı. Çok üzülüyorum onu yapamadığım için. Yaşlılık konseyi var. Ben Türkiye'de Ulusal Yaşlı Konsey Başkanıyım.
Aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi Gerhard Tazelenme Üniversitesi'nde Fahri Rektörüyüm. 3 profesör, 4 tane doçentle birlikte 5 yıl araştırma yaptım. Ne ile ilgili? Alzheimer ile ilgili. Benim kendi yaptığım Alzheimer ile ilgili projem Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından birincilik ödülü verildi Bursa'da. Ben bu işi yapmaya başladım, bu projeyi uygulamaya başladım. Atıl olan meteoroloji binası vardı. Biliyorsun meteoroloji artık uydu aracılığıyla yapılıyor. O binayı Sayın Bakanımız tarafından 25 yıllığına tahsis aldım belediyeme. Metruk halde bulunan o binaları revize ettim. İlk Antalya'dan mezun olan gerontoloğumu aldım. Afyon'dan, fakülteden 10 tane rinoloğu getirdik. 1565 kişi üzerinde inceleme yaptık. 67 tane Alzheimer, belki 200'ün üzerinde de demans çıktı. Bunun üzerine biz bu Alzheimer evini hızlandırdık. Bu projeyi uygulamaya başladım. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan ilgili genel müdür geldi. Yeri gezdi ve son derece beğendi. Dedi ki 7 tane ben sana eleman desteği vereceğim. Burası cennet bahçesi olmuş. Örnek bu. Dolayısıyla biz çalışmalarına başladık. Daha sonra siyaseten kapatıldı. 1,5 yıl mahkemeyle uğraştım. 1,5 yıl sonra mahkeme kararıyla bunu bizim elimizden aldılar. Alzheimer yakınları sürekli belki 6 ay, 1 sene o binanın etrafında dolandılar. Benim başkan yardımcım, emekli öğretmenim vardı. Kahrından öldü. 600 tane ağacımızı kestiler. Rafet Hocam. Kahrından öldü. 600 tane ağaçım dikmiştim, meyve vermeye başlamıştı. Meyveleri fakir fukaraya dağıtıyorduk. Neden yaptılar bilmiyorum. Şu anda metruk halde. En sonunda bina olumsuz insanlar geldiği için binayı da yıktılar. Bomboş duruyor. Bu projeyi Fransa yaptı. Bizden izin alarak. İstanbul Büyükşehir yaptı. Bursa Büyükşehir yaptı. Nilüfer Belediyesi yaptı. Nazilli ve Aydın yaptı. Biz yapamadık abi. Siyaset engel oldu. Siyaseten engel oldu. Ama yani kötü söylemek istemiyorum. Yani, ama iyi söylenecek de bir durum yok yani bu kadar şeylere. Yani o insanlar da yaşlanacaklar. Ama anılarımı yazdım da yazdım. İsim isim de yazdım. O insanlar göreceksiniz Alzheimer olacaklar. Alzheimer hastalığı dünyanın Ertuğrul Bey en zor hastalığıdır. Bunların yaşları 4 ama vücut sağlam. Kimse olmadığı zaman birinci şeyleri evden kaçmak. İkincisi de ateşte oynamak. Hiç kimse bir Alzheimer hastasını komşusunun ya ben bakayım da sen git diyemez. Çünkü çok mesuliyetli bir iş. Dolayısıyla çok üzülüyorum ama projem duruyor. Buna Akdeniz Üniversitesi destek verecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı destek verecek. Buna en önemlisi Japonya destek verecek. Japonya Alzheimer sempozyumlarını Dinar'da yapacak. Bu sözleşmelerimizi yaptık. Ama geldiğimiz noktada ona çok üzülüyorum. Yani neden yaptılar bilemiyorum. Hem 25 yılına veriliyor. Aynı bakan gerisin geriye benden alıyor. Böyle bir şey yok. Ama artık bir şey söylemiyorum. Belediyelik hayatımda beni üzen bu olmuştur. Günlerce ben de gittim akşam akşam onun etrafında dolandım ve ağladım. Çok zor. Örnek olacaktı. Onun yanında bir hospis yapacaktım. Belki bu ismi ilk defa duyuyorsunuz. Yani son durak. Ölüme yakın insanlar acı çeker hastanelerin bir köşesinde. Artık bu bellidir. Burada hemşire, doktor, hasta yakınlarıyla ilgili bir özel bina yapılacak. Son günlerine gelen hasta oraya gelecek. Acı çekmeden orada duracak. En azından yakınları da orada onu görme, ziyaret etme imkanı bulacak. Hastane köşelerinde rezil olmayacak. Yani bir yerde de son durak. Bunu yapacak gittim. Türkiye'de böyle bir şey yok. Hospis. Onu da yapamadık.
Yani bu Alzheimer'a bağlı olan bir şeydi. İnşallah zamanı gelince bunu yapacağım. Yapamazsam da özel olarak kendimiz aile olarak yapmayı düşünüyoruz. Bu Alzheimer'a olan ilginiz neden? Ve bu kadar bilgi, bu kadar... Alzheimer'la ilgili Dinar deprem geçirdi. Bir makale okumuştum. Yani bu tür olan yerlerde Alzheimer olabilir diye. Üniversiteye müracaat ettim. Sağ olsunlar 10 tane bana nörolog götürdüler. 2-3 gün içerisinde 65 yaş üzeri vatandaşları testten geçirdik. Test sonucu çıktı bu. Benim nöroloğum, gerontoloğum, arabaya hususi araba almıştım. Hemşireyle birlikte her gün onların evlerini ziyaret ediyordu. Onlar da onu bekliyordu. Gidiyordu her biriyle 5-10 dakika konuşup onları terapi ediyordu. Bunları oraya topluyorduk. Bir yemek veriyorduk. Yani çok güzel bir projeydi. Yani Türkiye'de olmayan bir projeydi bu. Benim projem çok farklıydı. Ama Ertuğrul Bey çok üzülüyorum. Yani bu tip projeleri bu şeye yaptınız mı? Altılı Masa'nın? Hayır, orada yok. Orada ulaşımla ilgili var. Orada ulaşım. Oradaki ben sadece ulaşımla ilgili bölümü yaptım ama demir yollarıyla ilgili bölüm tamamen 396 sayfaydı ama burada bir sayfaya başlarım. Genel Başkan'ın yerel yönetimlerle ilgili danışmanı olarak başlamıştınız herhalde. Ben yerel yönetimlerden başkan yardımcısı olarak başlamıştım. Evet. Daha sonra bu masayla ilgili katkıda bulundum. Peki İYİ Parti niye belediye sayısı düşük, alamıyor belediyeler? Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Şu anda çalışmamız var. Yani onu yeri geldi ama o çok değişik bir format. Orada da görevliyim. Yani hangi yerde kim belediye başkanı olur, komisyonlarımız var. Gerçekten değerli arkadaşlar, İYİ Parti her konuda kurmaylarla çalışıyor. Her konuda kurmaylarla çalışıyor. Şu anda biz çalışıyoruz. Nerede çalışıyoruz? Mart 2024'te kimler belediye başkanı olabilir? Komisyonlar var. Şu anda çalışıyor. Sayın Genel Başkanımız diyor ki, adamın görüş beni ilgilendirmiyor. Bu şehre, bu ilçeye, bu beldeye şehremin olabilecek kriterler var mı? Vizyon sahibi mi? Bu son derece önemli. Belediyecilik biraz daha farklı. Afyon Merkezi için var mı çalışmanız? Var tabii. İsimler var. Çok. Ben varım. Çok. Beni tarif ediyor şimdi başka. Şimdi iki bölüme ayrıldı. Bir iller, bir ilçeler. Ben ilçelerde komisyon başkanım. İllerde başka bir arkadaşımız var. Ama şeyden sonra, genel seçimden sonra bu işe çok hız verilecek. Şu anda biz bölgeleri aradık. Bölge bölge çalışıyoruz. Çok muazzam isimler çıkıyor. Mutlaka şehre eminlik çok önemli. Bu şehri idare edecek doğru, dürüst, vizyon sahibi insanlara ihtiyaç var. Benim partimden olsun yok, öyle bir şey yok abicim. Kim layıksa onu getireceksin. Kesinlikle liyakat esası olmalı. Her işte olmalı. Şimdi bizim partimizde her kurumda kimler, yani liyakat esası şu anda çalışıyor bizde. Şimdi kendi ulaştırmada belediye kaybedilince İBB'den, İstanbul Büyükşehir'den ne kadar alanlar varsa doldurulur ya. Siz liyakat olmuş olmamış adam raylı sistemi bilmiyor. Mezbaneden adam oraya hareket daire başkanı yapıyor. Bunları biz yaşıyoruz. Raylı sistemi bilmiyor. 10 bin kilometrelik ağdaki hareketin başına getiriliyor. Nereden? Mezbaneden. Böyle bir şey yok. Liyakat esası mutlaka uygulanmalı. Afyon'da da bir raylı sistem gündeme geldi. Afra isimli. Evet. İnceledin mi sen başkanım? İnceledik. Nasıl görüyorsunuz efendim? Orta vadede olacak o da. Olacak. Yani çoktan iktidara göre yapılmış idi. Öyle söylendi ama öyle değil. İşi biz bildiğimiz için değil. Daha işin %10'unda falan değiller. Ama bu olacak. Olması lazım mı? Olması proje lazım. Doğru mu proje mi? Proje doğru proje. Bu proje devam eder. Raylı sistemlerde biz Türkiye'de yük taşımacılığında 4.9'dayız abiciğim. Çok geriyiz. Çok geriyiz. Dolayısıyla raylı sistemlere ilgili tabii ki benim raporlarım çok büyük. Burada çok kısaltılmış hali
var. Hem yolcu taşımacılığında hem de yük taşımacılığında mutlaka bir ivme yaratmamız lazım. Çünkü kitle taşımacılığı son derece önemli. Şimdi düşünün, bir lokomotif 1150 kilo olan, yani 1000 ton götürüyor en azı. 1000 ton yükü siz kaç tane tırla götürürsünüz? Kaç kişiyle götürürsünüz? Her tırın doğaya vermiş olduğu kirlilik, benzol. Benzol ne? Abiciğim, büyük tehlikeli hastalık. Yani kanser. Dolayısıyla Avrupa'da böyle değil. Avrupa'da rail sistem oturmuş. Nereye giderseniz gidin, yolcusunuz, metro ile gidiyorsunuz veya hızlı trenle. Ama araçlar hep yükler şeyle, trenle. Toplum sağlığına çok önem veriyorsunuz. Şu gördüğüm kadarıyla Dinar'da yapılacak bir termik santrali de böylelikle engelletmiştiniz herhalde, değil mi? Efendim, onunla da ilgili raporlarım vardı. Orada da çok açık konuştum. Hatta zamanın Enerji Bakanı yalan söylüyor, gelsin buraya dedim. Çok yalanlar söylendi. 7 bin tane iş çalışacak. Evet. 5 milyon megawatt olacak. Ya böyle bir dünya yok. 5 milyar dolara mal olacak. Doğrusu ÇED raporunda, onu da çıkardım. ÇED raporu kitapçığında da gösterdim televizyonda. 2014'tü. Çalışacak kişi sayısı zemin altında, yer altında, yer üstünde nakliyecisi tamamı tam kapasiteye geçtiği zaman 66 ayda faaliyete geçecek 500 kişi. 640 megawatt, yani 5 milyon kilowatt değil. Şeyde 5 milyon dolar maliyet. Ama doğaya vereceği zarar çok fazla. Artık termik santral bitti. Ne var? RES, rüzgar enerjisi. GES, güneş enerjisi. Şimdi nükleer enerji çıkacak. Dolayısıyla Avrupa'da bile bundan vazgeçirirken orada ne yaptılar? O bölgede sondajları vurdular. Sondajlardan dolayı su kaçtı. Şu anda arazileri sulayacak su yok. Sürekli söyledim. Sidroloji uzmanlarına sordum. Sakın sondaj vurdurmayın. Su kaçar dendi. Ve Ertuğrul Bey, su kaçtı. O bölge felaket sulak bir bölgeydi. Su kaçtı. Daha doğrusu Dinar'ın içme suyuna çok yakın bir yerdeydi. Tam rüzgarın buradan esip de bizim içme suyu havzamıza gelen bir bölgedeydi. Biz 35-40 bin köylere ve 50 bin kişi oradan su içiyor. Gelen çıkan zehirli gaz onun üzerine gelecek. Ben ona razı olmam. Mümkün değil. ÇED raporunda yazmış. Zehirli gazları nasıl önleyebilirsiniz? Firma diyor ki, zehirli gazların %85'ini kireç taşı atarak önleyebilirim. Ya o kadar kireç taşını sen nereden bulacaksın? Yani bir yandan duman çıkacak, siz bacadan kireç taşı atacaksınız. Kireç taşından dolayı da yine %15'ini önleyemiyor, %85'ini o şekilde giderebilirim diyor. O ÇED rapor da elimde. Ama yapıldı mı vazgeçildi, bitti. Yani o öyle bir söylemdi, öyle kaldı. Seçim yatırımıydı, öyle kaldı. Şimdi hiç kimsenin onuruyla, gururuyla oynamaya hakkı yok. Herkes ümitlendi. O yöredeki insanlar, biz işte işe gireceğiz diye gençler hep oraya baktı. Bu son derece yanlış bir şey. Hele özellikle gençlerimizin onuruyla, gururuyla oynamaya hiç kimsenin hakkı yok. Dolayısıyla biz bu gençlerimize iş, aşk kapısı olmak zorundayız. O nedenle sürekli yatırım yapmak istiyorum. Yani inşallah bu gençlerimizi de ümit var, fazlaca etmeyelim ama onlara iş aç kapısı olmakla da alakalı canla başla çalışalım. %40 gençlerimiz Türkiye'de yaşamaktan mutlu değil. Yurt dışına gitmek istiyor. %23'ü de ben gidemem ama Türkiye'de kalmaktan ben de mutlu değilim diyor. Geri kalan %37'si de işte annesi babası çalışır veya gidemeyecek pozisyonda olan kişiler. Dolayısıyla parayı pulu belki bulabiliriz ama bu genç beyinleri bulamayız. Mutlaka bu gençlerimize bizim iyi sahip olmamız lazım. Son soruları alayım. Gençlik üzerinden gidersek, siz üniversite okurken hem kendi harçlığınızı çıkartarak okudum diyorsunuz. Sonra peki bu
işte vagon işi, bu fabrika işi nasıl ortaya çıktı? Nasıl yatırımları yaptınız? Efendim, bizim plastik çuval fabrikamız var. 1960 kuruluşu. Rahmetli amcam yönetiyor idi. Sonra biz üniversiteyi bitirince kardeşim de benim tekstil mühendisi bizi yanına aldı ve biz de beraber bir güç birliğiyle işi çok büyüttük. Yani bir entegre hale getirdik. Amcam sonra rahmetli oldu. Biz kardeşimle beraber yürüttük. Vagon fabrikası bölümüne geldiğimiz zaman da ben o zaman ticaret üssü başkanıyım. Vagonları tamir etmekle alakalı özel şirket bir yer istedi. Zamanın belediye başkanına gittim. Sağ olsun o da Mustafa Tarlacı'ydı. Gerçekten kendisini tebrik ediyorum. Hiç beni kırmadı. Ya bir yatırım yapılacaksa birlik beraberliksine yapalım dedi. Sağ olsun belediyenin bir kısmı yeri vardı. Biraz da özel şirketlerin yeri vardı. Onları aldık. İstanbullu bir şirket buraya böyle 2000 metrekare kadar bir atölye yaptı. Bu arada ben belediye başkanı oldum. Yapı ruhsatını ben verdim. Yapı kullanma izni ben verdim. Çalışmaya başladılar. 7 ay sonra 3 ortaktı. Geçinemediler. Kapatıp gittiler. Oraya ben 10 tane 11 tane çocuk koymuştum. Çocuklar her gün belediyenin önünde. Biz ne olacağız? Biz ne olacağız? Vatandaşlar 2-3 ay gelmediler. Daha sonra ortaklarından yaşlı bir amcayı memur etmişler. Dedi ki başkan sen yetkilisin, kiraya verebilirsin, satabilirsin. Kirası şu bu, bedeli bu. Biz 6 ay geçti satamadık. Bir gün dedim ki bak hacı amca eğer kimse almazsa ben alırım. Yani öyle adamı rahatlatma açısından söyledik. Nasılsa bir müşteri bulunur dedik. Ertesi ay geldi. Bey çok sert bir adam. Başkan dedi kimse almazsa ben alırım demiştin. Al burayı dedi. Ya amca ben öylesine söyledim. Hayır burayı alacaksın dedi. Söyledik. Vallahi arıma boğuldum ve aldım. İyi ki almışım. Şimdi sen orada kaç sayın başkan? 2011. 12 yıldır çalışıyoruz. Yer 2000 metrekare civarında. Şimdi 12 metre kapalı alan oldu. 30 metrekare açık alan ve 3 kilometrede demir yolu ağı oldu. Şu anda Türkiye'nin bir numarası oldu. İyi ki nasip almışız. Şu anda 100 civarında öbür tarafta çalışıyor. 200 civarında her iki işletmemde iş çalışıyor. Hacı amca sonradan teşekkür ettiniz herhalde. Ettim. Teşekkür. Onların vagonları vardı. Onları da hep yapıverdim. Nasip efendim bunlar. Tabii. Dolayısıyla ben girişimci birisiyim. Yani kafamda çok projeler var. Afyon'la ilgili de çok projeler var. İnşallah aday olursak burada bunları da konuşuruz. Çok sorunlar var. Yani başlık halinde burada almıştım ama onların dosyaları şeyde. Özellikle turizmle ve termalle ilgili incelemelerim var. Hak ettiği yerde değil. Cenab-ı Allah bu nimeti vermiş buraya ama burada böyle bir yeterince turizme yönelik bir şey yok. Yani dışarıdan turist çekme durumu yok. Bir iş adamısınız, iyi başarılı bir iş adamısınız. İyi bir belediye başkanlığı döneminiz var. İcra makamlarında bulundunuz. Şu anda iki tane önde Cumhurbaşkanı adayı var. Kemal Kılıçdaroğlu'yla Sayın Recep Tayyip Erdoğan İYİ Parti'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu başarılı olamayacağını hep söylediler. Başka adayları tercihler. Siz siyasi görüşünüz haricinde yani bunlardan hangisi iş dünyasına veya üretime daha fazla katkıda bulunur? Bunu hiç düşündünüz mü? Veya bu konuda bir görüşünüz nedir? Şimdi efendim Tayyip Bey'le de çalıştınız uzun süre. Sayın Kılıçdaroğlu başarılı olacağına inanıyorum. Ben değil biz demesini bilirseniz başarılı olursunuz. Ben liderlik eğitimi aldım. Bizim hocamız şunu söyledi. Ben bilirim, ben yaparım, ben haklıyım diyen lider en başarısız liderdir. Başarılı lider biz olgusunu kendisine düstur edinendir. Tayyip Bey ekip çalıştırma konusunda başarılı değil mi? Değil efendim. Ben. Ben mi diyorum? Ben. Ama o kadar Türkiye'nin yaptıkları var. Yani bunlar... Var. Yani bu da çoğu da bunun özel şirketlerin gayretleriyle olan şeyler. Özel şirketlerin önünü açacaksınız. Onlara imkan vereceksiniz. Türkiye'nin tek kurtuluşu var. Üretim. Üretim, üretim abiciğim. Üretim olursa istihdam var. Yani işçi çalıştırsanız para var. Aldığı para da esnafa. Yani bu bir döngü. Dolayısıyla Türkiye'nin kurtuluşu üretim. Kemal Kılıçdaroğlu biz diyecek.
kurmayları var. Yani ben yok, biz. İnşallah çok ümit ettiğimiz güçlendirilmiş parlamenter rejimine geçeriz. Ben ümitliyim. En azından 360 sandalye sahibi olacağız. En azından Cumhurbaşkanımızla seçeceğiz. Afyon üzerinde benim bir arzum, bir tek sandalye fazla nasıl alabiliriz? Hafta sonu temayülünüz var. Evet. Hem kendi üyelerinize hem Afyonlulara bugünkü program için son ne söylemek istersiniz? Vallahi ben tüm cesur yürekli İYİ Partili üyelerimize güveniyorum. Onların sağduyularına güveniyorum. İnşallah ayın ikisinde gereğini yapacaklardır diyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim. Sevgili seyirciler, İYİ Parti milletvekili adayı Saffet Acar'la birlikteydik. Güzel bir program oldu. Yarın başka bir konukla bir arada olacağız. Hayırlı akşamlar.